İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karin'deki Kaya Mezarlığı turizme açılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanından esinlenerek vahşet işliyor. Stepanakert'te bir spor salonu inşa ediliyor. Lokma Gözyan, Türkiye'deki yangınlar tesadüfi değil olan tek duayı oldu. Azerbaycanlı barbarların işgal altındaki Artsakh topraklarında kültürel vandalizmi devam ediyor. Batı Ermenistan'ın gezilecek yerleri, Dersim'in incisi Dereova Şelalesi. Eline Danilyan, bayanlarda Avrupa satranç şampiyonu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum'da Ararat Krallığı döneminden kalma kaya mezarlığının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Definecilerin saldırısına uğrayan kaya mezarlarının etrafında çevre düzenlemesi yapan Yakutiye Belediyesi ağaçlık bölümü de piknik alanına dönüştürdü. Belediye Başkanı, üzerinde kale kalıntıları da bulunan Kalor Tepesi'ndeki mezarlığın yerli ve yabancı turistlerin gezisine açılacağını kaydetti. Karin Erzurum'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Umudun Mahallesi'ndeki kayalık bir alandan oluşan Kalor Tepesi'ndeki kaya mezarlığının M.Ö. 800 yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Kale kalıntıları bulunan tepenin eteklerindeki mağara ve kaya mezarlığı Karin'in en eski tarihi varlıklarından biri. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 14 Ağustos'ta CNN Türkiye yaptığı röportajın ve 16 Ağustos'ta Karvajar ve Bertzor'a yaptığı ziyaretlerin kin ve düşmanlık içeren bölümlerin Ermenice ve İngilizce versiyonlarını tüm Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Milletvekillerine, kolluk kuvvetlerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdi. İnsan hakları savunucusu Tatoyan şunları kaydetti. Mesele şu ki bu konuşmalar tüm Ermeni halkına, Ermenistan ve Artsakh nüfusuna yönelik nefret uyandırıyor, tehdit, hakaret ve kışkırtıcı ifadelerde bulunuyor. Bu tür konuşmalar barışı bozar. Azeri Silahlı Kuvvetlerinin Ermeni ordusuna ve sivillere yönelik kafa kesmeler, işkence ve öldürmeler de dahil olmak üzere vahşet gerçekleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bunları başkomutanlarından esinlenerek gerçekleştirdiğini kanıtlıyor. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Marta Danielyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede Stepanakert'teki Maştot Caddesi No. 9 adresinde bulunan Sambo ve Judo Spor Salonu'nun yeniden inşa edilmekte olduğunu duyurdu. Danielyan, Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın sunduğu projeye göre o adreste bulunan düğün salonunun özel bir Sambo ve Judo Spor Salonu olarak yeniden tasarlanması öngörülmektedir. Şu anda yıkım çalışmaları devam ediyor, dedi. Artsakh Kentsel Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Danielyan'a göre inşaat Elnarti adlı şirket tarafından yürütülmektedir. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Türkolog Diran Lokma Gözyan, Türkiye'deki yangınların gerçek nedenlerini ve sonuçlarını analiz etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasalara atıfta bulunarak yangınların sözde kazara çıktığını iddia etti. Reportajın tamamını resmi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Azeri barbarlar işgal altındaki Artsakh topraklarında kültürel vandalizmi sürdürüyor. Sadece Ermeni kiliselerini, haçkarları, Artsakh Kurtuluş Savaşı'na adanmış anıtları, Ermeni mezarlıklarını yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı savaşan Ermeni maraşerlerin heykellerini de tahrip ediyorlar. Özellikle Artsakh'ın Hadrut bölgesindeki Metz-Tahir köyünde Azeriler, Artsakh doğumlu Sovyetler Birliği Hava Marşalı Sergey Hudyakov adıyla bilinen Armenak Hampertsyans'ın büstünü imha etti. Bilgiler, Azerbaycan'ın savaş suçlarını anlatan var.karabahrecords.info platformu tarafından sağlanmaktadır. Web sitesi Marşal Hampertsyans'ın heykeline yapılan saygısızlık gerçeğinin 2021 Temmuz ayında çekilen uydu fotoğraflarından belli olduğunu belirtiyor. Siteye göre savaştan önce çekilen uydu fotoğraflarında hem Marşal'ın büstü
hem de ev müzesi önünde sergilenen MiG-17 savaş uçağı görüntülenmektedir. Ancak savaştan aylar sonra çekilen fotoğraflarda Armenak Hampertsyans'ın aynı yerde bulunduğu büstü yok ve MiG-17 savaş uçağı kısmen tahrip edilmiş ve kenara atılmış durumda. Doğanın dokunulmadan ne kadar cömert olduğunun güzel örneklerinden biri de Batı Ermenistan'daki Dereova Şelalesi. Gelin Pınarı olarak da bilinen Dereova Şelalesi yazın sıcağından, şehrin gürültüsünden kurtulmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Doğanın rant uğruna talan edildiği, suyun ticaretleştirilerek satın alınır hale getirildiği, ormanların yok edildiği günümüzde suyun sesini, toprağın kokusunu duyumsamak neredeyse imkansız hale geldi. Dersim coğrafyasında ise kendini koruyabilmiş alanlar mevcut. Bu yerlerden biri de Dereova Şelalesi. Şelale yaz aylarında etrafına serinlik katarken, kış aylarında ise şelale sularından oluşan sarkıt ve dikitler bir buzul tabakası meydana getirerek görsel şölen sunuyor. Sevgili yurttaşlar, eğer Batı Ermenistan'ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız burası zevk alacağınız tam yeri. Grandmaster, Büyük Usta Eline Danielyan, Ermeni satranç tarihinde bir ilk olan Avrupa Kadınlar Bireysel Satranç Şampiyonu unvanını kazandı. Romanya'da düzenlenen turnuvanın son turunda Ermeni takımının kaptanı Estonya temsilcisi Mayi Narva ile beyaz taşlarla mücadele ederek 40. hamlede üstünlük elde etti. Olası 11 üzerinden 9 puan aldı. 7 galibiyet, 4 beraberlik. Elina Danielyan'dan sonra ikinciliği Gürcistan'dan Bela Hotenashvili ile berabere kalan ve yarım puanla geride Ukraynalı Yulia Osmak aldı. 43 yaşındaki Elina Danielyan 2001 yılında Avrupa Bireysel Hızlı Satranç Şampiyonu, 2003 yılında Ermeni Ulusal Satranç Takımının bir üyesi olarak Avrupa Takım Şampiyonu ve 2011 Avrupa Bireysel Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Batı Ermenistan, Ermeni satranç oyuncusunu tebrik ediyor ve yeni zaferler diliyor. Sevgili soydaşlarımız ve sevgili vatandaşlarımız, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, salt kendi reklamıyla ilgilenmemektedir. Çalışmamızın kapsamı, sürgündeki gurbetçi vatandaşlarımızın ana vatanımız ve kültürümüzle olan bağlarını güçlü tutmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın benzersiz değerlendirilmesi sizden aldığımız mesajlardır. Ana vatanın tanınması, kişinin kimliğine geri dönmesinin en iyi yoludur. Bu zorlu işi yeni bir seviyeye taşımak için desteğinize ihtiyacımız var. Bu zor dönemde Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Ermenilerin ve halkımızın haklı mücadelesinin arkasında durmaktadır. Karşılaştığımız sorunları birlikte aşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yerevan Devlet Oda Orkestrası tarafından seslendirilen Horom Horom adlı eseri sunuyoruz. Horom 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 Ela Yaras İşi Deser Horom Ela Yaras Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.